Mutlu akşamlar. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben İshak Çay. Bugün 22 Aralık 2021 Çarşamba. Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümü, vatanı razı etmek için geri dönmemek üzere gitmişlerdi. 60 bini dolarak toplamda 78 bin şehidimiz oldu. Allah şehadetlerini kabul eylesin. 107 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da hatırlayacağız efendim sürekli. Allah rahmet eylesin bütün geçmişimizi, bütün şehitlerimizi, bütün atalarımızı diyelim. Bugün önemli bir gündü. Güzel bir haber aldık yine. Sağlık Bakanı duyurdu. TÜRKAVAK için acil kullanım onayı verildi. Biliyorsunuz uzun zamandır bekliyordu Türk aşısı koronavirüs için. Nihayet kullanım onayı çıktı. İnşallah vatandaşlarımızın bu illetten kurtulmasına sebep olur. Biz de aşılarımızı daha güvenli bir şekilde oluruz herhalde bundan sonra. Bir de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ile memur sendikalarının görüşmesi vardı. Hem kamu senin hem de memur senin. Az önce bitti o toplantı. Sendikalardan açıklama geldi. Maaşlar üzerinden kaldırılan vergiler için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiklerini söylediler. Tabii bir de ek zam talepleri vardı biliyorsunuz. Bununla ilgili de talepte bulunulmuş. Çalışma Bakanı ile bir araya gelecek herhalde sendikalar önümüzdeki günlerde diyelim ve başlayalım yavaş yavaş bültene. Biliyorsunuz grup toplantıları başladı. Dün Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştı. Bugün de AK Parti ile İYİ Parti grup toplantılarını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Erdoğan'ın gündeminde pazartesi günü uyguladığı ekonomik plan vardı. Doların biliyorsunuz çok sert bir düşüşü vardı. 18 liradan 12 liraya geldi. Vatandaşlarımızı hiçbir zaman ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz mesajı verdi Erdoğan. İYİ Parti Genel Başkanı'nın gündeminde ekonomi üzerinden iktidar eleştirisi vardı. %7'ye enflasyonu düşüren kimdi? Biz düşürdük, biz. Faizi %4,5'lara düşüren kimdi? Bizdik, biz. Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz, o zaman hemen doğal gaz ve elektrik fiyatlarını derhal düşürün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında biz hem faizi hem de enflasyonu düşüren bir iktidarız açıklamasında bulunurken, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise madem kur düştü, o halde elektrik ve doğalgaz faturalarını derhal düşürün açıklamasında bulundu. Akşener, Türkiye'nin 1994 ve 2001 ekonomik krizlerinden bile daha büyük bir kur kriziyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye 1994 ve 2001 krizlerinden daha derin bir kur krizi yaşıyor. Sen oralı bile değilsin. Palyatif adımlarla ön almaya çalıştığın bu kur krizinin devamı üretimde ve bankacılık sektöründe bir krizdir. Bunu böyle bilesin. Erdoğan buradan vesayet odaklarına sesleniyorum diyerek başaramayacaksınız. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz açıklamasında bulunarak partililer tarafından ayakta alkışlandı. Akşener ise toplumun birçok kesiminin yaşadığı problemleri anlattı. Buradan terörle, şiddetle, tehditle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyalistlere sesleniyorum. Buradan siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski o kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Enerji, petrol, gaz ikmal istasyonları işveren sendikası dayanacak güçleri kalmadığını, iflasın eşiğine geldiklerini açıkladı. Turyol İstanbul'daki bazı seferlerini durdurduğunu açıkladı. İlaç ve tıbbi cihaz üreticilerinin önemli bir kısmı iflasın eşiğinde. Ortopedi ve beyin cerrahisi ameliyatlarının yapılamama riski var. İş bilmez ekibinle el ele verip sebep olduğunuz hayat pahalılığı ile memleketi milletçe yoksullukta eşitlediğiniz bir duruma getirdiniz. İki lider aylardan beri ittifaklar arasında bir numaralı tartışma konusu olan seçim konusuna da değindi. Hep söylediğimiz gibi İYİ Parti'nin çözümleri hazır. İYİ Parti iktidara hazır. İYİ Parti milletimizi yeniden refaha kavuşturmaya hazır. Doğru adımları atınca Türkiye'nin nasıl hızla toparlanacağını hep birlikte göreceğiz. Aylardır erken seçim diyor.
Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. Defaatle bunu söylememize rağmen bu da yatıyor kalkıyor hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Erdoğan'ın seçimle ilgili söylediği bir cümle ise hem orada hazır bulunan partililerin hem de vatandaşların kafasını bir hayli karıştırdı. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Olay bu. Ülkede bir istikrar sağlandı gibi en azından dolar kurunda 2 gündür bir standart var. 12 lira civarında 12-13 arasında gidip gelen bir durum var. İnşallah daha aşağılara gelir. İktidarın bu yönde söylemleri var. Bunu uygulayabilirler umarım. Çünkü sadece söylemle olacak işler değil, üretmek lazım, ihraç etmek lazım ki bu durum kalıcı olsun, hatta daha da iyiye doğru gitsin. Ancak muhalefete de bir iki cümle söylemekte fayda var sanki. Durmuş bir saatin bile 24 saatte iki kere doğruyu gösterdiği zaman da iktidarın her yaptığına yanlış demek ne kadar doğru bir siyaset anlayışı, bunu da tartışmak lazım. Vatandaşlarımızın muhalefete göstermediği yakın ilginin sebebi belki de bu. En azından biz dostlarımız arasında konuştuğumuzda hiçbir şeye doğru dememek, her şeyi eleştirmek muhalefet anlayışının olmadığını anlıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız artık siyaseti çok rahat, çok da doğru okuyabiliyorlar. Buradan sanki dostlarımıza, muhalefetteki dostlarımıza bir mesaj göndermiş olalım. Sonuçta memleket için çalışıyoruz hep beraber. Dolayısıyla eğri eğri doğruya doğru demek lazım. Doğrunun yanında da durup daha iyiye teşvik etmek için siyaset yapmakta fayda var gibi hem yerelde hem de ulusalda. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL mevduat hesabına bir tepki de Cemal Enginyurt'tan geldi. Biliyorsunuz Cemal Enginyurt'ta, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'ta sık sık ekonomi üzerinden Cumhurbaşkanlığı ve iktidarı eleştiren tweetler atıyor bugünlerde. Bununla ilgili bir açıklama yaptı. Madem dedi kur yerine geldi, o zaman zamlar da geri alınsın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar neticesinde dolar, euro ve altında hareketlenmeler başladı. Dün rekor seviyelerde işlem gören dolar, euro ve altında, çalkantılarsa devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat açıklamasıyla döviz kurlarında yaşanan hareketlilikse siyasetin sıcak başlıkları arasında yer aldı. 18 lira üzerlerini gören dolar 12 lira 30 kuruş seviyelerine kadar geriledi. Türk lirası bir gecede tam %40 değer kazandı. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik sistemin ardından muhalefet kanadından eleştirilerse gecikmedi. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın mevduat artırımı için örtülü faiz artırımı dedi. Yani şimdi ne diyorlar? 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık mevduatları bankada tutarsanız bunun karşılığında da sanalda dolar aldığınızı göstereceğiz. Eğer dolar düşer, zarar ederseniz Merkez Bankası hazine sizin zararınızı ödeyecek. Allah'ın işine bak ya. Faiz haramdı. %14'ten hem faize mevduata yatıracak parayı yetmeyecek. Bir de güya dolar düşerse, zarar ederse mevduat sahibi hazine zararı ödeyecek. Hazine nasıl ödeyecek sayın vekil? Milletin vekilleriydi. Enginyurt, döviz kurlarında yaşanan düşüşte iktidarın ekonomi politikasını da sert bir dille eleştirdi. Doların düşmesinden, faizin düşmesinden ticaret yapan bizler nasıl üzülebiliriz ya? Nasıl üzülebiliriz? Sonra dolar düştü diye davul zurnayla halay çekenler. Hani dış güçler yapıyor diye bunu. Doğru. Hani müdahale dış güçlerin diye. Hani ekonomiye savaş ilan edilmişti ya. Hani kurtuluş savaşı veriyordunuz ya. Ne oldu da şimdi dolar düşünce davul zurnayla başladınız? Allah'a şükür diyorsunuz dolar düştü diye. Pekala dolar artarken kim yaptı bunu? Düşmüş mü yaptıydı? Döviz kuruyla beraber yaşanan düşüşün etiket fiyatlarına yansımadığını belirten Enginyurt, dolar düştüyse zamlar da düşsün çağrısında bulundu. Efendim neydi? Dış güçler. Ya bu dış güçler her işe müdahale ediyor.
Ama bu düşüşler dolar düşünce reis yumruğu vurdu kafasına diyorsunuz. 18 liraya çıkmış. Ya bu yumruğu doların kafasına vurdu. Keşke reisiz daha da vurmaya devam etse de dolar 5 liraya düşse. İstediğin devam etti. Sayın Engin Yurt'un dediği gibi çok önemli bir konu. Üst üste zamlar yapıldı. Kur bahane edildi. Çoğu insan için bahaneydi. Tamam, haklı bir bahaneydi belki. Şimdi o bahane ortadan kalktı. Bu zamların geri alınması lazım. Hem akaryakıtta, hem beyaz eşyada, hem otomotivde, her sektörde düzenleme yapılması lazım. Devletin de bunu çok sıkı takip etmesi gerekir. Vatandaşının yanında yer alacaksa eğer. Bununla ilgili şimdi arkadaşlarımız çok güzel bir haber derlemişler. Biliyorsunuz döviz fiyatları artarken saat başı marketlerde etiket değiştirildi. Peki şimdi o etiketler ne olacak? O etiketlere düzenleme gelecek mi? Arkadaşlarımızın haberinde detayı var. Şekerin kilosu 5 lira. Sen 10 lira istemezsin, resmi fiyatın dışına çıkamazsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından hem döviz kuru hem de altın fiyatlarında tahmin edilenin çok ötesinde bir düşüş yaşandı. Dolar düştü. Market fiyatları çok yükseldi. Bunların düşmesini bekliyoruz. Olması gerekiyor ama düşüş yok. Ne yapacağız peki? Düşmesini bekliyoruz. Yani dolar otomatikman düştüğü için market fiyatlarının da düşmesi gerekiyor. Son aylarda döviz kurunun artmasını bahane gösteren zincir marketler etiketleri fahiş oranda zamlandırmışlardı. Ya ayçiçek yağı diyorlar ama hangi marka ayçiçek yağı, zeytinyağı diyorlar ama işte A firmasının, C firmasının, K firmasının belli değil. Ya yani şimdi siz bir gömlek alsanız 25 liraya gömlek var. 1000 liraya da gömlek var. Dolardaki yangın sönmeye başladı ancak bu durum market fiyatlarına henüz yansımadı. Fiyatlarda bir düşüş beklemiyorum. Enflasyon buna bağlı değil. Yani döviz suni olarak düşürülmüş olabilir ama enflasyon yine aynı kalacak. Hatta artarak devam edecek. Yani dolarla çıkıyorsa dolarla inmez gerekiyor. Öyle değil mi? Fiyat sabitlenmiş. Market fiyatları dolar da almıyor ki. Türk piyasasından alınan pahalı bunlar. Niye düşsün ki? Eğer süt, peynir bunlar dolarla mı alınıyor Türk piyasada? Düşmez, mümkün değil. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin bu durumun yanlış olduğunu söyleyerek dolar yükseldiğinde fiyatların aynı gün içerisinde dahi tepki verdiğini söyleyip ancak dolar düştüğünde bu durumu göremiyoruz diyerek eleştirdi. Tüketici bilinçli olacak. Tüccarda biraz vicdanlı olması lazım. Marketteki yangın doların erimesi sonrası söner mi bilinmez ancak vatandaşın cebindeki yangın bir süre daha sönmeyecek gibi duruyor. Dolar düştü kardeşim, her şeyin düşmesini bekliyoruz marketten, şunun bunun her şeyin daha. Şimdi dolar fiyatları düştü, bunun farkındayız ama marketlerde düşüşü yok, benzinliklerde düşüşü yok. Ne olacak böyle, nereye kadar gideceğiz? Artık bıktık, değişiklik olsun. Herkesin beklentisi aynı iktidardan. Evet, dolar, döviz bir standarda geldi. İnşallah daha da aşağı inecek. En azından bu seviyede kalsın. Ama çok fazla kullanılan bir durum oldu bu. Doğru yanlış herkes zam yaptı. Gerekli gereksiz herkes zam yaptı bunu bahane ederek. Şimdi o zamların geri alınması lazım. Her üründe geri alınması lazım. EPDK açıklama yaptı. Bundan sonra gelecek indirimler pompaya yansımayacak dedi. Gelen zamlar hemen pompaya yansıdı ama. ÖTV ile düzenleme yapılacağını söylediler. ÖTV'de bir düzenleme yapılacağını söylediler. Bu dönemde lazım olan vatandaşta düzenleme yapmak, onları rahatlatmak. Eğer bu yapılmazsa vatandaşa ihanet olur. Bunu kim yaparsa yapsın vatandaşa ihanet edilmiş olur. Devletin mutlaka bu alanda düzenleyici olması gerekir. Her üründe, özellikle temel tüketim maddelerinde mutlaka ciddi oranda zamların geri alınmasını sağlaması gerekir. Diyelim devam edelim. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz biliyorsunuz tecrübeli ve başarılı bir belediye başkanı. Dün akşam Sözün Özü programında Fatih Özdemir'in sorularını yanıtladı. Korgan'a dair ne varsa bir bir hepsini paylaştı. Hani birileri ödedim şöyle yaptım diye belediye başkanları arkadaşlarımız gerçekten güzel işler yaptılar. Biz de Korgan Belediyesi olarak 7 yıl içinde 12 trilyon 800 bin lira borcu ödedik. 12 trilyon da eski parayla hibe para aldık. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz 7 yılda 12 milyon liralık borcu ödediğini bu cümlelerle açıkladı. Tuncay Kiraz, Fatih Özdemir'in sunduğu Sözün Özü programında ilçeye yapılan ve yapılacak olan hizmetlerden söz etti. Biz şimdi hükümet binamızla ilgili bakın 2016 yılında başladım. Türkiye genelinde hükümet binası 55 tane yapılan var.
Bir tanesi de Korgan. Bu 55 tane yapılacak olanlar, programın içinde olanların bir tanesi de Korgan. Biz bunu Ergün Tatçı vekilimizle bizzat gitmiştik sağ olsun. O dönemde de şu an Kırklareli valimiz Osman Bilgin diye valimiz orada Mali İdareler Daire Başkanı'ydı. Sağ olsun onun sayesinde bunu aldım. Ben kendisine her programda teşekkür ediyorum. Burada da kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel işler yaptık. Şimdi biz bu hükümet binasını bakın ekranda görüyorsunuz. Evet. Yıkacağız. Yıktığımız yere de oradan arazisini belediyeye tahsisini yaptıracağız. Maliyenin üzerinde bir arazi oluyor. Hazinenin üzerinde bir arazi oluyor. Tahsisini yapacağız. Tahsisini yaptıktan sonra da oraya altına 100 araçlık otopark. Üstüne kültür merkezi, daha üstüne belediye binası ve etraflarında dükkanlar, güzel bir orada sosyal alanlar yapacağız. 7,5 dönüm arazi orada meydan olacak. Göreve geldiği günden beri Korgan'da 7000'e aşkın konut yaptırdığını söyleyen Tuncay Kiraz, geçmişte bu adımların hiç atılmadığını aktardı. Şu an 1000'i aşkın konut yaptırdık. Geçmişte yaptırmamışlar. Yani iki tuğla fazla koydun, çekme kat yaptın, kotu alttan aldın, yukarıdan aldın, buraları hiç aramadık. Buraları aramadık, tamamen vatandaşın önünü açtık. Ne oldu? Vatandaş orada bir konutlaşmaya gitti. Vatandaş oradan bir daire almaya gitti. Bu o gün aldıkları 100.000 liraya daireler bugün 500.000 lira. Evet. Yani bunlar kazanç olmuş oluyor. O zaman ne oluyor? Korgan'dan 500 bin. Tabii. Yani bu sefer vatandaş çünkü başka bir ilçeye gitme gereksinimi duymuyor. Çünkü altyapısı olmuş bir korgan, kaldırımı olmuş bir korgan, yaylaya yakın bir korgan. Sorunlar çözülüyor. Yurtlarıydı, okullarıydı. Bakın Tepalan Korgan'da. Tepalan'da bir tane okulumuz bitmek üzere. Çanlı'da bir tane okulumuz şu an bitmek üzere. Çünkü depreme dayanıklı değildi. Devletimiz sağ olsun. İmkan olanaklar var. Ne yaptı? İki tane bitti. Onlar da bittiğinde eğitime, öğretime açılacak. Tuncay Kiraz konuşmasında hizmetler arasında asla bir ayrım yapılmadığını söyleyip oy versin ya da vermesin biz her mahallemize hizmet götürüyoruz ifadesini kullandı. 3-5 arkadaş eleştiriyor. Eleştirecek tabii diyorum arkadaşlar. Ya niye eleştiriyor, şöyle yapmıyorsun, böyle yapmıyorsun. Ya fikrini söyleyecek benim onun o fikrinden. Yeter ki kötü bir söz söylemesin. Bir şeyler çıkartacağım, kendime ders çıkaracağım. Oradan bir eksiği tamamlayacağız belki. Bunun için ben şimdi bazen mahallelerde bakıyorum. Ya başkanım işte bu mahalle bize oy vermedi. Ya arkadaş geçmişte bu adam bize oy da verdi, partimize de verdi. Bu adam abimiz partili. Bizim eksiğimizdir. Biz eksiğimizi gidereceğiz. Onu sorgulamayacağız. Biz kendimize bakacağız, kendimizi sorgulayacağız. Başkan Kiraz, Ordu'da makam aracı kullanmayan tek belediye başkanının kendisi olduğunu gururla söyledi. Ordu'da tek makam arabasına binmeyen Tuncay Kiraz'dır. Evet. Evet. Bakın, Ordu'da tek makam arabasına binmeyen, kendi aracıma binen, kendi aracını kullanan bir kişiyim ben. Çünkü niye? Buralar bize emanet. Yarın zorumuza gitmesin bırakıldığında. Ama şunu bırakmaya çalışıyorum. Hoş bir seda bırakmaya çalışıyorum. Geçelim pandemiye. Ordu'da vaka sayıları alarm vermeye başladı. Çevrenizden de bunu hissediyorsunuzdur. Yakın çevrenizde birçok hasta vardır. Benim gibi, benim de birçok dostum hastanede. Onlara bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. Başta Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören ve sevgili dostumuz Kadem Adalı da sıkıntılı bir süreç geçiriyor. İnşallah kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Bu vesileyle tüm hastalarımıza Allah'tan şifa dileyelim. Bir de sevgili dostum kardeşim Gültekin Kurtçul da, Ulus FM'in sahibi Gültekin Kurtçul da ailesiyle beraber tedavi görüyor şu anda. Tedavi görüyor derken evde istirahatteler, durumlar da gayet iyi. Buradan onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Lütfen dikkatli olun efendim. Çevrenizde çok fazla pozitif vaka var olma olasılığı yüksek. Dolayısıyla kontrollü olalım, mesafeli olalım, maskemizi de ihmal etmeyelim. Ama en önemlisi aşı olalım. Bununla ilgili de yani aşıyla ilgili de bir çağrı var. Ordu Tabipler Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun'dan bu çağrı. Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Ordu'da da haritalar kırmızıya boyandı. Vaka eğrisi her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Ordu aşılamadaki başarısını korumaya devam ediyor. Fakat aşılamadaki başarıya rağmen haritaların kırmızıya boyanması endişelere sebep oluyor. En fazla %50 kişi şu anda Covid'den korunmaktadır. Oysa Covid'den tam olarak toplumun korunması için ne olması gerekmektedir? %80 oranında bir toplumun aşılanması veya bağışıklanması gerekmektedir. Dolayısıyla şu anda daha %80'e en az %30 gibi büyük bir rakam var. Bu vakaların artışı da bundandır. Aşı hala koronavirüsle mücadelede en güçlü silah ama istenilen toplum bağışıklığı henüz sağlanabilmiş değil. Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun'a göre ise 2 doz BioNTech aşısının koruyuculuğu göz önünde bulundurulduğunda Sinovac'la vakit kaybedildi.
Sağlık Bakanlığı verilerine bakarsanız Sinovac birinci doz, Sinovac ikinci doz aşıları da aşı istatistiğine yansıtmaktadır. Oysa hepinize soruyorum. Sinovac 1 ve Sinovac 2'nin şu anda bizde koruyuculuk düzeyi var mıdır? Hayır, yoktur. Dolayısıyla bunların istatistiğe yansımaması lazımdır. Doktor Coşkun'un hem gençlere hem de vatandaşlara önemli bir çağrısı vardı. Bunun için de ben herkese, özellikle de gençlerimize rica ediyorum. Bu pandeminin aşısızlar üzerinden daha da ağırlaşmasını istemiyorsak lütfen bütün gençlerimiz ve aşı yaptırmayanlar eksik aşılarını tamamlatsınlar veya hiç aşı yaptırmadılarsa derhal aşılarını yaptırsınlar. Bu pandemi ancak bu şekilde kaybolacaktır. Ordu'da artık iyiden iyiye soğuğu hisseder olduk. Yüksek kesimler karla çoktan buluştu ve bu buluşma kartpostallık görseller çıkarttı ortaya. Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Ordu'nun kent merkezinde ve sahil kesimlerindeki bölgelerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimli ilçelerin merkezlerinde ve yaylalarda devam eden kar yağışı sonrası yeşil örtü tamamıyla beyaza bürünürken ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Dün akşam saatlerinde Ordu Boztepe'de de kar yağışı kameralara yansıdı. Ekiplerin kar yağışıyla mücadele kapsamındaki hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. İlimizin yüksek kesimleri karla buluştu ama hiçbir yerde sıkıntı yok, yol kapalı değil. Ordu Büyükşehir Belediyesi çoktan tedbirlerini almıştı ve ekipler iş başında. Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu'da karla mücadele çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi kış mevsimi süresince 423 iş makinası ve 491 personelle karla mücadele yapacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde karla mücadele çalışmalarına başladı. Özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışları sonrası bazı ilçelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. Karla mücadele çalışmaları öncesi tüm planlamaları yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Ordu'yu 4 bölge olarak ele aldı. Karla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla her bölgede sorumlu olan ekiplerin telefon numaraları, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve diğer kurumlarda da bulunacak. 491 personel 423 iş makinasının görev yapacağı kentte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekipler 7/24 göreve hazır olacak. Vatandaşlar karla mücadele talepleri için 444-1052 çağrı merkezini ve Alo 153'ü 7/24 arayabilecekler. Öte yandan akşam saatlerinden itibaren yüksek rakımlı ilçelerde başlayan kar yağışı sonrası kapalı mahalle ve grup yoluysa bulunmuyor. Hayatımıza giren pandemi aslında beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdi. Hemen hemen hepimiz bağışıklığımızı güçlendirmek için doğal ürünler arıyoruz. Ama çarşıda, pazarda aradığımız doğal ürünler çarşamba pazarına bir türlü yansımıyor. Çünkü oradaki vatandaş eli bomboş geri dönüyor. Mallarını, ürünlerini satamıyorlar, alıcı bulamıyorlar. 5 TL'den. En ucuz ürünü bulurum ümidiyle pazarın yolunu tutuyor vatandaş. Fakat mevsiminde satılan meyve ve sebzenin fiyatı cep yakıyor. Marketlerdeki etiket fiyatlarında da yaşanan artış karşısında vatandaş umduğunu bulamadı. Alıcı da pazarcı da dert yandı etiket fiyatlarından. Pazarcılar yüksek fiyatlara artan maliyetleri sebep gösterdi. Fiyatlar cepleri zorladı. Vatandaş poşetini yine dolduramadı.
Hayat pahalılığı hem vatandaşları hem esnafı zora sokmaya devam ederken her çarşamba müşterileriyle buluşan çarşamba pazarı esnafının da yüzü bir türlü gülmüyor. Eskiden para vardı, para yapıyorduk. Şimdi her şey pahalı. Bak ben şu anda yağ alacağım, yemin ediyorum var ya, param yok alamıyorum. Ben yalan konuşamam şey. 150 lira. Ha bu kadar yağım var evim. Ama içim gidiyor o kadar parayı vermeyeyim. Zaten kazandığım da benim buradaki. Düşün yani. Takarı çiğniye çiğniye geldim Boztepe'den aşağı. Pahalı. Pazar esnafının kasasına giren para gününü bile geçirmeye yetmiyor artık. Pazarcı esnafı zorda. Tezgahlardaki son durumda bunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ya köylünün malı gerçekten şey ya, bilmiyorum. Hiç değeri yok. Mesela markete gidiyorsun bir 5 kilo süt yoğurt alayım desen 50 lira ama burada 30'a 35'e fazla diyorlar. Millet elinden geldikçe işte yapıyor, ekiyor, biçiyor, yapıyor, getiriyor, ne yapalım. Ekim şeyler çok pahalandı, millet ne yapsın biz ne yapalım, yapacak olduğumuz yok. Köylünün bir sürü para etmiyor ki, onu 7 lira desek alan yok, zahmeti çok. Esnaf eski günlerini arar durumda artık. Aşağı yukarı 25 senedir bu işin içindeyim. Satış yapıyorum. Tabii ki eskiden daha güzeldi. Tabii şimdiki şartlar değişti. Şimdi alan var, alamayan var. Yine de pazar yine de yoğun ama satış yok yani. Ya eskiden daha iyiydi. Şimdi hayat çok pahalı. Hayat çok pahalı. Eskiden mesela kazandığınla işte ihtiyacını görebiliyordun en azından ama şimdi bir milyon ya şu fiyat. Biz de kendi mahsulünü satan pazarcı esnaflarının tezgahlarındaki fiyatları inceledik. Ispanağımızı 10 diyoruz. Kabaklarımız var mesela. Müşterinin isteğine göre 10 lira, 8 lira. Aslında 5'e de vereceğim. 5 lira ne? Bir ekmek parası değil. Ondan sonra yoğurtları 25-30 arası kendim üretiyorum. Ceviz 30 lira kendi ürettiğimiz. Çayı 10 liraya veriyoruz paketini. Fazlalarımızı 4'e veriyoruz. Pancar getirdim, pancarımız 4 lira, 5 lira. 50 hurma var. Hurma, elma 5'er lira. Yani bütçeye göre yardımcı oluyoruz yani. Çok güzel. Ben bunu şimdi kaça vereceğim? 5'e veremiyorum. 7,5-10 lira diyorum. Eder değil mi? Ne yapayım? Alırsa alırlar ama sana. Ne kadar ürünler genel olarak bahsedersek? 5 lira, 5 lira. Aynı ne bileyim. Kendi mahsulumuz. Ürünlerin eskiye nazaran rağbet görmediğini belirten pazarcı esnafının tatlı sitemi ise adeta acı bir tebessüme sebep oluyor. Yok hep eskiler bilenler alıyor. Abi bizim yaptıklarımızı bilenler alıyor. Yayla ötesi birisi, eski zaman ötesi birisi. Bilmeyenler şimdi gider cipsi yiyor. Basuriysen. Şimdi gider cipsi yiyor basuriysen. Köy yemeğini beğenmiyorlar kızım. Benim bir torunum var. Babaanne diyor. Ben senin yemeklerini beğenmiyorum diyor bana. Beğenmiyorum. Köy yemeğiymiş benimki. Cipsi. Ne köy yemeği şeyi. Kurban olsunlar köy yemeğine. Teyzeme bak, kurban olalım teyzeme. Kurban olsunlar köy yemeğine diyor. Gerçekten de öyle. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Doğal yaşam, organik sebze, meyve, gıda hepimizin aslında aradığı şey. Biz mi tanıtamıyoruz acaba? Biz mi yeterince anlatamadık? Arkadaşlarım bu noktada biraz daha çalışırlarsa memnun olurum. Çarşamba pazarında efendim her çarşamba günü kırsalda insanların kendi ürettikleri ürünler satılıyor. %100 organik ürünler. Ve biraz önce izlediniz. Her fiyata en azından piyasadan %50, %40 daha uygun fiyatlara ürün var. Niye almazsınız merak ediyorum. Gerçekten öyle. Çünkü bu ürünlerin tamamının kapış kapış bitmesi lazım. Hem daha ekonomik hem daha ucuz. Daha ne istiyorsunuz anlamadım. Bu konudaki hemşehrilerimizin sesine kulak verin lütfen. Çünkü bana gerçekten normal gelmedi. Muhtemelen biz duyuruyu yeterince yapamıyoruz. Çarşamba pazarında her gün... Her çarşamba organik ürün var. Kırsalda insanların yetiştirdiği ürünler. Bunu programlarda da işleyelim arkadaşlar inşallah. Çünkü çok anormal geldi bana. Herkesin doğal ürün aradığı yerde ürünlerin satılamayıp tekrar geri gitmesi ya da çöpe gitmesi yazıktır. Devam edelim şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalardan sonra
araç piyasasında da bir geri düşüş bekleniyor. Yani fiyat indirimi bekleniyor. Zaten daha önce de anlattım, dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki otomotiv sektörü gibi bir sektör yoktur. Ne dolar artışını endeksli, çünkü dolar artışının çok üzerinde fiyatlar arttı, ne de ticari alanda olması gerektiği gibi bir alım satım var. Galeriler araç bayilerindeki araçları müşteriyle buluşmasın diye çekiyorlar. Çok ciddi bir art niyet var. Ne bayinin ne oto galerisinin bunlara tenezzül etmemesi, fırsat vermemesi gerekir. Bu düpedüz ahlaksızlıktır. Ticari ahlaksızlıktır. Piyasayı tetiklemek, dinamitlemek, bundan kar sağlamaya çalışmak doğru bir işlev değil. Doğru bir davranış değil. Günübirlik belki sen kazanıyorsun ama ülke kaybediyor. Ülke zarar ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan otomotiv krizi Türkiye'de var. Dünyanın her yerinde 300 dolara, 300 liraya araç satılıyor. Türkiye'de 3 milyon liraya biliyorsun araca. Bir de bulabilirsen. Devletin buralarda aktör olması lazım. Devletin buralarda düzenleyici olması lazım. Aracın ihtiyaç olduğunu, en azından orta segmente kadar olan araçların ihtiyaç olduğunu kabullenmesi ve ona göre uygulama yapması gerekir. Otomotiv sektöründe indirim bekleniyor. Bununla ilgili de Oto Galerisi Bekir Ergen konuşmuş. Alıcı olanlara biraz sabredin çağrısında bulunmuş. Birazcık daha beklesinler ama ondan sonraki fiyatları da alsınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar ve avroda bir düşüş yaşandı. Bu düşüş hiç kuşku yok ki önümüzdeki günlerde etiket fiyatlarına da yansıyacak. İkinci el araç piyasasında fiyatların son zamanlarda fahiş bir oranda arttığını söyleyen otogalerici Bekir Ergen piyasanın çok durgun olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımızın dolara müdahalesinden sonra her üründe olduğu gibi araba fiyatları da düşeceğine eminim. Zaten şu anda çok büyük bir durgunluk var. İkinci el araçlara talebin minimum seviyelerde olduğunu aktaran Bekir Ergen, vatandaşların beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Şu anda talep çok çok az. Çünkü insanlar şu anda beklemeyi tercih ediyorlar. Haklılar ve ben de beklemeyi tercih ediyorum. Ben biraz daha beklemelerinden yanayım. Fiyatların bir ay daha bugünkü seviyede seyredeceğini ifade eden Bekir Ergen, araç almayı düşünen kişilerin biraz daha sabretmesi gerektiğini vurguladı. Ben hareketleneceğini bekliyorum ama biraz daha, bir ay gibi daha fiyattan oturmasını insanlar bekleyecekler ve haklılar. Bir ay sonrasında fiyatlar daha da normalleşecek ve satışların artacağını düşünüyorum. Altınordu Belediyesi de hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde asfalt ve beton yol çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu da vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Altınordu Belediyesi'nin her yönüyle yaşanabilir bir kent hedefiyle ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt ve beton yol çalışmaları vatandaşların yüzlerini güldürdü. Beton yollarımız yapıldı, çok memnun olduk. Allah razı olsun, Allah izin verirse çocuklarımız bahçenin işlerine inecek, ne mutlu bize. Allah tuttuğunu altın etsin, Allah başkanımızı da başımızdan eksik etmesin. Başkan Aşkın Tören'in yol meselesini bu şehrin kaderi olmaktan çıkaracağız sözüyle startını verdiği yatırımlar, kentin ulaşım ağında standardı yüksek, güvenli ve konforlu yollar olarak vatandaşa yansıdı. Çok mutluyum, çok seviştim. Neredeyse ağlayacağım yani mutluluktan. Şurada biz yıllardan beri bir rezillik yaşıyorduk yani. İnanın ağlayacağım neredeyse mutluluktan. İlçe merkezinde 7/24 kesintisiz bir mesaiyle sürdürdüğü asfalt çalışmalarını şehrin tüm mahallelerine, cadde ve sokaklarına yayan Altınordu Belediyesi, bütün şehir eşit hizmet ilkesiyle kırsal mahallelerde yaşanan ulaşım güçlüklerine de bir bir çözüm üretti. Başkan Aşkın Tören'in 72 mahalleyi kapsayan 50 kilometre beton yol seferberliği, birçok mahallede yıllardır kanayan yaraya dönüşen yol sorunlarına çare oldu. Beton yollarımız yapıldı, çok memnun olduk. Allah razı olsun, Allah izin verirse çocuklarımız bahçenin işlerine inecek, ne mutlu bize. Allah tuttuğunu altın etsin, Allah başkanımızı da başımızdan eksik etmesin. Kırsal mahallelerde hayata geçirilen beton yollar hem engebeli ve dik yamaçlı arazi şartlarında hem de rakımı yüksek kesimlerde yaşanan zorlu iklim koşullarında uzun süre hizmet verecek kalitede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. Yollara baktım da çok güzel olmuş, kaymak gibi ne kadar güzel olmuş. Havas ettim, baktım. Belediye başkanından Allah razı olsun, yaptı, güzel oldu.
Altınordu Belediyesi'nin kırsalda sürdürdüğü planlı beton yol çalışmaları kesintisiz bir mesaiyle devam ediyor. Belediye ekipleri 50 kilometre beton yol seferberliğinde Orhaniye, Öceli, Akçatepe, Yukarıtepe, Zaferköy, Bayramlı, Hürriyet, Kuylu, Hacılar, Gümüşköy, Karaağaç, Oğmaca, Uzun Musa, Kurtulmuş, Dikenlice, Mübarek, Emen, Osmaniye, Saraycık ve Gökömer mahallelerine yönelik beton yol çalışmalarını tamamladı. Beton yol çalışmalarının tamamlandığı 20 mahallede vatandaşlar standardı yüksek ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuştu. Kırsal mahallelerde yapılan çalışmalarla hem vatandaşlar yıllardır özlemi çekilen hizmetlerle buluşturuldu, hem de kırsalla kent merkezi arasında güçlü ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturuldu. Yollarımız çok güzel oldu. Öncelikle çok teşekkür ederim Altınordu Belediyesi'ne aşk gün törene. Uzun zamandır bekliyorduk. Yağmurlu hava şartlarında bayağı zorlu oluyordu arabaların çıkması. Özellikle arabalar çıkarken buradan çıkış yolu sıkıntılı oldu, kayıyordu topraktan ötürü. Ama şimdi beton yapıldığı için gayet güzel bir şekilde çıkabiliyoruz. Tekrardan teşekkür ederim. Beton yol çalışmalarının tamamlandığı 20 mahallede yaşayan vatandaşlarsa yıllardan beri yol sorunu yüzünden büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirdi. Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini iletti. 20-30 seneden beri bu yolumuz hiçbir beton görmemişti. Aşkın Başkanımızdan Allah razı olsun. Canımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin, sağlıklı ömür versin. Biz rahat ettik topraktan, çamurdan, her şeyden. Allah razı olsun Aşkın Tören'den. Yapılan hizmetten her zaman memnunuz. Allah herkesten razı olsun. Sağ olsun belediye başkanımız. Altınordu Belediyesi'nin altyapı ve yol çalışmaları şehrin birçok noktasında hız kesmeden devam ediyor. Evet, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i belki de aldığı bu dualar kısa sürede tekrar işinin başına döndürecek. Zira zor bir süreç geçirdi. Bugünlerde oldukça iyi, yakında da inşallah işinin başında olacak. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim buradan Altınordu Belediye Başkanımıza. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de güzel bir uygulaması var. Özellikle kış aylarında biliyorsunuz çorba ikramı yapıyorlar. Bu sefer de ikram çarşamba pazarındaydı ve esnafların yüzü güldü. Sosyal projelerle vatandaşların gönlüne dokunmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor. Farklı alanlarda kurduğu mobil araçlar ve standlarla vatandaşların sıcak çorbayla güne başlamasına vesile olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, geleneği bu kez çarşamba pazarı esnafıyla sürdürdü. Aşevinde pişirilen çorba, sırtta taşınan tuluk ile esnaflara tek tek ikram edildi. Sabahın ilk ışıklarında sıcak çorbayla güne başlayan esnaflar Büyükşehir Belediyesi'ne dua ve teşekkür etti. Ya Allah bismillah, Allah'a bekliyorum. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp sıcak çorba ikramının bütün ilçelere yayılarak sürdürüleceğini söyledi. Sabahın erken saatlerinde esnafımız pazar yerini kuruyorlar çarşamba pazarında ve hazırlıklarını yapıyorlar. Bu pazara başlamadan önce biz de Çam Sakızı Çoban Armağanı bu soğukta sıcak çorbamız olsun isteğiyle çorba dağıtımına başladık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız zaten bu ilçelerimize de aynı hizmete veriyor. Aşevimizi kurduk. Bu hizmetleri devam ettiriyoruz. Hatta ileride daha da artırarak devam edeceğiz. Bütün ilçelerimize yayacağız. Genel Sekreter Alp sözlerine şöyle devam etti. Önce esnafımıza, daha sonra da İlerleyen gün içerisinde burada pazar yerindeki herkese çorba ikram edeceğiz ve bu çorba ikramımız sistematik olarak devam edecek. Kahvaltı yapmamışsa da en azından burada sebze pazarını kuran arkadaşlar çorbasını, sabah çorbasını içmiş olacaklar. Biz bu tür sosyal hizmetlerimizi zaman zaman devam ettiriyoruz. Ben şimdiden bu aşevinde, aşçısından, garsonuna, bu işlerin hizmetini sunan arkadaşlarımıza ayrı ayrı, başta daire başkanı olmak üzere tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bölge esnafı ise yapılan hizmetten dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ekiplere teşekkürlerini iletti. Sıcak yeni çıktı fırından. Haydi maşallah, Allah razı olsun. Allah cennetimize zeval vermesin. Amin. Allah tuttuğunu altın etsin. Amin. Haydi.
Fatsa Belediyesi ve Fatsa Kaymakamlığı sosyal hizmetlerden yardım alan aileleri ve çocuklarını Fatsa Belediyesi sosyal tesislerinde bir yemekte misafir etti. Hem Kaymakam Ömer Lütfi Yaran hem de Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar yaptıkları konuşmada bu organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden hizmet alan aile ve çocuklarıyla Fatsa Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte buluştu. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran düzenlenen yemek programında konuştu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün güzel bir doktorlu program hazırlamış. Dolayısıyla ben özellikle çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum. Burada Sosyal Hizmetler Merkezimizden çeşitli kategorilerde faydalanan, istifade eden çok sayıda insanımız var. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'da düzenlenen ve düzenlenecek olan organizasyonlarda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız dedi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz böyle bir organizasyon yapmayı düşündüğünü bize iletince biz de ev sahibi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız dedik. Hem bu vesileyle sizlerle bir araya gelip sohbet etme imkanı bulduk. Hem de aynı zamanda pandemi münasebetiyle uzun zamandır birbirimizi de özlemiştik. Bu özlemi de giderme fırsatı bulmuş olduk. Fatsa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Fatma Madran da programın önemi hakkında konuştu, aile vurgusu yaptı. Çok güzel bir birliktelik. Ailelerimiz bizim için çok önemli tabii ki. En son kale ailemiz biliyorsunuz. Eğitimin, bütün güzelliklerin yaşandığı ve başladığı yer. Çocuklarımıza çok değer veriyoruz. Her çocuğumuza maddi ve manevi, psikososyal destek olarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini ümit ediyorum. Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Ekici de programdaki heyecan ve neşeden bahsetti. Aslında buraya gelirken çok güzel bir konuşma hazırlamıştım. Ancak bu heyecanı, bu neşeyi gördükten sonra unuttum. Aslında bu heyecan ve neşeyi gördükten sonra da çok bir şey ifade etmenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Müdür Ekici programda emeği geçenlere tek tek teşekkür etti. Bize bu geceyi, bu heyecanı yaşatan başta Sayın Kaymakamımız Ömer Lütfü Yaran Beyefendi'ye, Fatsa Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Kibar Beyefendi'ye, desteklerini her zaman arkamızda hissettiğimiz il müdürümüz, kendileri rahatsız olduğu için burada değil, Ender Yanık Beyefendi'ye ve her zaman can simidi olarak tutunduğum kardeşim Fatsa Sosyal Hizmetler Müdüresi Fatma Madran Hanımefendi'ye, şahsım, personellerim, çocuklarımız ve ailelerimiz adına teşekkür ediyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Düzenlenen organizasyona katılan aile ve çocuklara muhteşem bir gece yaşatıldı. 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda aslında işler çok iyi başlamıştı. Ancak havaların iyi gitmesiyle beraber hamsi önce çekildi. Daha sonra da ekonomik kriz balıkçıları vurdu. Açılamayan tekneler maalesef tezgahları boş bıraktı. Hem esnaf hem de vatandaş oldukça rahatsız. Sezonu bol bol yenilecek. Yani kış ayında yenilecek balık. 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek balık av sezonunda neredeyse yarıya gelinirken hamsi av sezonunun ilk yarısında ortalıktan kayboldu. Mevsimlerden kış, balığın tezgahlarda en çok olması gereken dönemdi ama bu sene öyle olmadı. Hem teknelerin kontak kapatması hem de hamsine denizden çekilmesi sebebiyle Ordu'da balıkçı tezgahları boş kaldı. Henüz sezonun yarısı gelmeden hamsinin kaybolmasıyla birlikte son haftalarda hamside yaşanan fiyat artışı yerini korurken bugün itibariyle hamsinin kilosu 60 liradan satılıyor. Kıçını aldırıyorsun, bir kilo balık kalıyor 300 gram. Karadeniz'e açılan tekneler genelde istavrit avlarken hamsi avında umduklarını Aralık ayının başından bu yana bulamıyor. Sezon başında başlayan hamsi avında özellikle Aralık ayında belirgin bir azalma yaşanırken tezgahları genelde istavrit süslüyor. Bizim denize çıkma şeyimiz mazot olduğu için görüldüğü gibi yani vatandaş da bir şey demeye yani hiç şeyi yok. İnanın vaziyetleri siz de görüyorsunuz, vatandaş da görüyor, biz de görüyoruz. İşte az miktarda, çok az cüzi miktarda
Hamsi geliyor 40 lira, 50 lira, 60 lira o aralarda son 10 günden beri. O da nedir? Hamsinin bizi bırakıp gitmesi, terk etmesi. İşte biraz daha denizin suyu soğuk olsa açık suya gitti hayvan, soğuk suya. Karadeniz'de hava muhalefeti nedeniyle çok az sayıda tekne denize açılırken az miktarda gelen balık da fiyatı beklenenden yüksek oldu. Fiyatlar işte mevcut olsaydı şu anda 40 lira falan olurdu. İşte isaret balığı bugün 25 lira. Vatandaşlarsa oldukça şaşkın çünkü tezgahlarda balık yok. Fiyatlarsa oldukça pahalı. Yani çok pahalı. Tezgahta balık bile yok. Olanlar da çok pahalı. Ama işte mecbur yine ayda da bir alalım diyoruz yani. Şimdilik alıyoruz. Sonrasını bilemiyorum. Acaba dedim et mi alsaydım diye şu anda düşündüm. Hani daha sağlıklı diye yine balık aldım ama şu anda eti belki daha ucuza alabilirdim. Bilmiyorum ama yani öyle görünüyor. İstanbul'u gelecekte bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi deprem. Marmara depremi ile ilgili sürekli haberler okuyorsunuzdur. 1999'daki yaşadığımız kayıplarımız hala hafızalarımızda taze. Belediyenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamda yoğun bir gayreti var. Zira birçok evde depreme dayanıksız ruhsatı var. Ancak vatandaşlar uzlaşmaya çok yaklaşmıyorlar. Dolayısıyla kentsel dönüşüm uygulanamıyor. Güngören'deki Doğakent sitesi istisna. Onlar da %100 anlaşma sağlandı hak sahipleriyle beraber. Doğakent evleri olarak yeniden yapılacak bu site. Temel atma töreni vardı. Temel atma töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Vatandaşlara çağrısı vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören Genç Osman Mahallesi'nde kurum iştiraki Kiptaş'ın kentsel dönüşüm kapsamında inşa edeceği Doğakent evlerinin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, iş ve ev yaşamının yaklaşık 14 yılının Güngören'de geçtiğini belirtti. Sizlerle bir arada olmaktan elbette çok mutluyum. Çünkü ben de Güngören'de yaşamının büyük bir bölümünü geçirmiş bir komşunuzum. Başkan İmamoğlu dönüşümün önemine vurgu yaptı. Her kişi ve kurumun bunu siyaset üstü görmesi gerektiğini aktardı. Kıymetli hemşehrilerim, dönüşüm meselesi önemli. Hızlıca bu şehrin dönüşmesi lazım. Hızlıca ne yazık ki güçlü ve dayanıklı olmayan yapılarımızın güçlü ve dayanıklı hale gelmesi şarttır. Bu anlamdaki dönüşüm mücadelemizin amacına kavuşması için her kurumun siyaset üstü düşünüp birbirine katkı sunması lazım. Birbirine destek olması lazım. İmamoğlu vatandaşları da uzlaşmacı olunması konusunda uyardı. Bununla yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da uzlaşmacı olması lazım. Her vatandaşımızın bu gözle bakıp öncelikli hesabının, öncelikli mevzusunun uzlaşmayla binasının dönüşmesini sağlamak olmalı. Kıymetli hemşerilerim, değerli vatandaşlarımız, lütfen uzlaşınız, lütfen anlaşınız. Allah korusun, bir deprem olduğunda canımızdan hiçbir şey değerli değildir. Bazı sitelerde bunu görüyorum. İmamoğlu'ndan kentsel dönüşümde siyasi simsarlar var uyarısı geldi. Bazı siyasi simsarlar, bakın siyasi simsarlar bazı işlerin olmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Benim yaşadığım, bildiğim örnekleri var. Dolayısıyla bu konuda herkese görev düşüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bu bir oy meselesi değildir. Yeter ki benim vatandaşımın burnu bile kanamasın diyerek dayanışma çağrısı yaptı. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını, şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum. Ses kayıtlarını dinledim. Ayıptır, ayıptır. Bakın tekrar söylüyorum. Yani tekrar söylüyorum. İstanbul'da dönüşüm yapmak arzusunda olan bir belediye başkanı olarak, dönüşüm yaptığımız için milletimiz bana oy versin, hiçbir talebim yok. Benim insanımın burnu kanaması, benim insanımın yaşamı tehdit altında olmasın. Bu iş oy meselesi değildir. Bunu zihinlerimize sokalım. Lütfen birbirimize bu anlamda destek ve yardımcı olalım. Ordu'nun Ulubey ilçesinde de turizmi canlandıracak projeler bir bir hayata geçmeye başladı. Sayaca başındaki bungalov evler de belki bunlar içinde en çok dikkat çekeni olacak. Gerçekten de hem şehre yakınlığı hem de tasarımı ve evlerin içindeki konfor dolayısıyla çok dikkat çekeceğini, ilgi çekeceğini düşünüyorum. Zira ben birçoğunu görme fırsatım oldu henüz yapım aşamasında ama yılbaşına kadar tamamlanacak. Burayla ilgili ve Ulubey'deki diğer yatırımlarla ilgili Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan TV52'ye özel açıklamalar yaptı.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde turizmi canlandıracak projeler yükseliyor. Bu yıl içerisinde bunun şimdi yarın şeyini dökeceğiz. Bu direklerini bitti. Direklerini dökeceğiz. Bu kısmını burayı ikiye bölerek döktük. Yetişmiyor. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçenin turizmde yükselen bir değer olması amacıyla yürüttüğü projelerle birlikte ilçenin doğal güzelliklerini de ortaya çıkarıyor. Ulubey Belediyesi, seyir terası, mesire alanı ve bungalov evleriyle birlikte turizmde yükselen bir değer olmayı hedefliyor. Ne söyleyeyim? İnşallah seyir terasımızı bir ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Bu sadece cam teras değil. Amacımız mesela milletin Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız üreten, yarışan Ordu'dan bahsediyor ya. Biz aslında Sayın Ordu Büyükşehir Belediye'miz Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler düşerken 19 ilçede tek faaliyete geçiren seyir terasını biziz. Seyir terasından ibaretimiz sadece işte 35 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde cam teras değil. Altında restoranı olan, önünde terası olan ve insanların oturabileceği, çay içebileceği bir alan. Üstünde VIP odalar olan, restoranı olan bir yerden. Aynı zamanda milletimizin gelip de rahatlıkla piknik yapabileceği, gerek kamelyalarıyla, gerek çocuk oyun parklarıyla, gerek yürüyüş alanlarıyla, gerekse elini kolunu sallayarak ben işte ailemle piknik yapmak istiyorum dediğinde etinden mangalına, semaverinden şekerine varıncaya kadar bulacağı bir alanda gelip piknik yapabileceği bir alanda yaratıyoruz. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, TV52 haberi özel yatırımlar hakkında merak edilenleri yanıtladı. Yine Sayacabaşı turizmle alakalı bahsettiğimizde, tabii Sayacabaşı Ordu'nun sahile en yakın bungalov evlerinin olduğu bir yer. Havalimanından Sayacabaşı'na çıkış 30 dakika. Ve 6 tane bungalov evimiz, bir tane dubleks evimiz, onun dışında restorantımız, kamelyalarımız, çocuk oyun parklarımız, yürüyüş alanlarımız, piknik alanlarımız var. Burada yeni bir sosyal yaşam alanı inşa ettiklerini kaydeden Başkan İsa Türkcan'ın bir de müjdesi vardı. Sayacabaşı'ndaki bungalov evlerin müjdesini de şimdiden vereyim. Yılbaşı itibariyle hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Altınordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin aylar önce açtığı bir kavşakla ilgili son derece fazla şikayet alır olduk. Yeni Mahalle ile Bahçeli Evleri birbirine bağlayan bir kavşak burası ve sık sık kazanın yaşandığı bir kavşak. Esnaf da, vatandaş da kavşakta düzenleme istiyor. Zira ölüm kavşağı olmadan oradaki sorunun giderilmesi gerek. Kavşakta kesinlikle bir problem var. Çünkü burada alt geçit var. İnsanlar alt geçide daha artık kullanmıyor. Yani direkt üstten geçiyor. Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Yunus Emre Caddesi'nin bağlandığı kavşak yaklaşık 7 ay önce düzenlenip yeniden yapılmıştı. Ancak yapıldığı günden bu yana pek çok trafik kazası meydana geldi. Sürücüler bazen ağaç dallarının kapatması dolayısıyla trafik ışıklarını göremiyor, bazen de yayalar alt geçidi kullanmak yerine yaya geçidi olmamasına rağmen karşıdan karşıya geçiyor. Bu da haliyle kazalara davetiye çıkartıyor. Burası Altınordu ilçesinin Atatürk Bulvarı. Atatürk Bulvarı ile Yunus Emre Caddesi'ni birbirine bağlayan kavşakta son günlerde oldukça yoğun trafik kazaları yaşanıyor. Hem yayaların dikkatsizliği hem de araç sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle oldukça sık yaşanan kazaların ardından hem vatandaşlar hem de araç sürücüleri buradaki sorunun bir an önce çözülmesini istiyorlar. Burada insanların trafik kurallarına uymadığını görüyoruz. Kazaların en büyük sebebi bu. Tabii ki trafik işaretleri var, trafik levhaları var. Kazaların bence en büyük sebebi burada kurallara uyulmaması. Yani vatandaş bilmiyor, kavşağı görüyor, U dönüşü yapıyor. Yapılan hataların en büyük sebebi de o. U dönüşü yaparak direktmen karşıdan gelen aracı tehlikeye düşürüyor ve kaza meydana geliyor. Ve bu sık sık oluyor. Tabii ki bu normal bir kavşak değil. Biz şimdi şöyle, biz 7/24 trafikteyiz. Biz gün içerisinde devamlı esnaflara kargo taşımacılığı yaptığımız için 7/24 bu trafiğin içerisindeyiz. Yeni Mahalle'ye geçiş alanımızı bütün kavşaklarda kapattılar. Vatandaş bunu bilinçsiz olduğu için döner kavşaklarda kavşak geçişlerini görmedikleri için ters yöne giriş yapıyorlar ve bundan ötürü devamlı trafik kazaları meydana geliyor. İnsanlar alt geçitten koku olduğundan şikayetçi
Bazen de sürekli o alt geçitte müzisyenler bir şeyler çalıyorlar. Onlara para vermemek adına da diyeyim daha doğrusu. İnsan oradan geçerken utanıyor. Adamlar sürekli orada bir şeyler çalıyor. Bu sefer ışıkları kullanarak orada sanki yaya ışığı varmış gibi orayı kullanarak karşıya geçerken bu sefer araçlar da şaşırıyor. Bu bir. İkincisi karşı taraftan gelirken sola dönüş yok. İnsanların çoğu orada sanki sola dönüş varmış gibi kavşakta yavaşlıyor. Bakıyor sola dönüş yok. Bu sefer arkadaki yanılıyor. Yani orada sola dönüş olmadığını. İnsanlar alışamadı. Yeni bir kavşak. İşte ağaçların yaprakları falan bazen ışıkları kesiyor. Vatandaşların en çok şikayet ettiği ve yakındığı konulardan birisi ise yeni mahalle tarafından Bahçelievler Mahallesi'ne geçiş varken Bahçelievler Mahallesi tarafından yeni mahalleye geçiş olmaması. Vatandaşlar buranın ölüm kavşağı haline gelmemesi için yetkililerin bir an önce ciddi adımlar atmasını istiyor. Tabii ki bundan 3 gün önce zaten yaşlı birine vurdu araç orada. Alt geçit hiç kullanılmıyor ve okul sapağı olduğu için öğrenci akımının ve yaya geçidinin çok yoğun olduğu bir yer. Direkt tam öğrenci giriş çıkışlarında kaza meydana geliyor ve aynı zamanda trafik polisi de yok. Yani kimse de uyarmıyor. Vatandaş zaten bilinçsiz. Bu sebeple kaza meydana geliyor. Burada okullarımız var. 7-8 tane okulumuz var. Yeni mahalleye geçişlerimiz var. Alt geçidimiz var ama tabii ki alt geçidi vatandaşlar kullanmıyor. Tabii vatandaşımızın da burada bir suçu var. Ama belediyemizin daha büyük bir önlem alması gerekiyor bununla alakalı. Çünkü 1-2-3 tane kavşakta yeni mahalleye geçişleri tamamen kapattı. Yeni mahalle yani Bahçelievler'den diğer tarafa otobanımızdan yani şu eski otobanımızdan yeni mahalleye girişimiz yok. Bir an önce bu kavşaklarda yeni bir düzenlenme yapılması ve bunların önlerine geçilmesini istiyoruz. Bahçelievler'den yeni mahalleye geçiş yok. Varmış gibi sağa dönülüyor oradan tekrar insanlar karşıya geçmeye çalışıyor. Hep sürücü hataları. Tabii burada daha çok belediyenin de çok uygunsuz bir kavşak yaptığını düşünüyoruz. Kavşaksa karşıdan karşıya da geçilmeli. Oradan gelen karşıya geçebiliyor, buradan giden karşıya geçemiyor. Orada da işte uygunsuz bir şekilde insan ta Sivas yoluna gitmeden oradan o dönüşü yapayım diyor. Bu şekilde kazalar yaşanıyor. Yani şahidiz. Bu kavşakta bir düzenleme daha yapılması lazım bence. Şimdi kış ayındayız malum. Özellikle gölge olan yerlerde don yaşama olasılığı, don riskinin yaşama olasılığı çok yüksek. Sürücülerin dikkatli olması lazım. Kumru'ya giden bir süt kamyonunun başına gelen kaza Allah'tan hafif atlatıldı. Yaralı da can kaybı da yok çok şükür ki ama vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyarıldı. Kumru'da bir süt tankeri Fatsa Kumru yolu üzerinde seyir halinde ilerlerken yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak yan yattı. Ordu'nun Kumru ilçesi Demircili Mahallesi Karadere mevkiinde Fatsa istikametinde gerçekleşen olayda süt tankeri yolda buzlanma ve don meydana gelmesi sonucu kayarak şarampole devrildi. İhbar sonucu kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan Ordu'nun Altınordu ilçesinde Kayadibi Mahallesi'nde de bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Çok şükür ki kazalarda şans eseri yaralanan olmadı. Gerçekleşen kazalar sonucu herhangi bir can kaybı da yaşanmazken yetkililer sürücüleri kış aylarında don ve buzlanmaya karşı uyardı. Tek reklamı kısa bir ara veriyoruz. Sonra kaldığımız yerden bültene aynı hızla devam edeceğiz. Ayrılmayın efendim. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence. Ayşe için yaşam. Melis için huzur. Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramazanlar. Çünkü temelinde güven var. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından Yunus Emre'yi anma konseri düzenlendi. Konsere
Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan da katıldı. Ebu Bekir Sıddık Veli odur peygamberin yari. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan Türk Müziği İcra Topluluğu tarafından Yunus Emre'yi anma konseri gerçekleştirildi. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tahsin Tonkaz, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Konserde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Müziği İcra Topluluğu sözleri Yunus Emre'ye ait eserleri icra etti. Konser sonrası Rektör Profesör Doktor Ali Akdoğan yaptığı konuşmanın ardından Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Müziği İcra Topluluğu'na teşekkür etti. Sabri Hocama, ekibine, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir akşamdı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz güzel işler yapıyor. Sabri Hocam da hakikaten bu konuda işini çok güzel yapan, ordumuzun bir kıymeti, ordumuzun bir değeri, üniversitemizin bir kıymeti, üniversitemizin bir değeri. Teşekkür ediyoruz. Tabii arkadaşlarımız ayrı bir kıymet, ayrı bir değer. Ben onların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sabri Yener, Rektör Profesör Doktor Ali Akdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkürlerini iletti. Sayın Rektörümüze gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Topluluğumuz adına teşekkür ediyorum. Bu çiçek, şöyle bir şey diyeceğim. Rektörümüz çok güzel bir çiçek verdi. Tabii paylaşıyorum arkadaşlarımızla. Ama şurada o kadar güzel çiçeklerimiz var ki, canlı çiçeklerimiz var. Onlarla bu çiçekler birbirini tamamlayan çok güzel varlıklar. Sayın Rektörümüze bu nezaketinden ve gerek şahsım hakkında, gerekse fakültemiz, topluluğumuz hakkında söyledikleri o güzel sözlerden dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü sanatı yapmak kadar sanatı anlamak da zordur. Hatta daha zordur. Sayın Rektörümüzü bu konuda bir kez daha takdir ediyorum, teşekkür ediyorum kendilerine. Program Rektör Akdoğan'ın Profesör Doktor Sabri Yener'e, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tahsin Tonkaz'ın da toplulukta yer alan öğrencilere çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Şimdi Çatalpınar'a gideceğiz. Önemli ve güzel bir çalışma gelecek ekranlarınıza. Çatalpınar Yerel Kalkınma Derneği tarafından ortak akıl buluşması gerçekleştirilmiş. Üretici bulduk. Bu 40 üretici. Çatalpınar Yerel Kalkınma Derneği tarafından ortak akıl buluşması gerçekleştirildi. Çatalpınar Yerel Kalkınma Derneği Başkanı İrfan Özen tarafından öncülük edilen buluşmada bölgenin ürünlerinin aracısız satışı için altyapı oluşturulması, işbirliği, koordinasyon ve sürdürülebilirlik konulu eğitim ve LADER yaklaşımı kapsamındaki eğitimlerin devam ettiği belirtildi. Eğitim programını Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Ahmet Oltan, proje danışmanı Asım Suya Batmaz, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Çatalpınar İlçe Kaymakamı Batuhan Ciğerci, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümit Aydın eğitimci olarak katıldı. Görüşlerimi arz etmek istiyorum. Çatalpınar Yerel Kalkınma Derneği Başkanı İrfan Özen, tüm katılımcı eğitimci ve üreticilere teşekkür etti. Kısaca bahsetmek istiyorum. 24. dönem Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın 2 gün önce annesi vefat etmişti. Allah rahmet eylesin, sabırlar diliyoruz. Bugün de
kardeşi vefat etti. Ünal Yıldız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sayın vekilimize bir kez daha sabırlar diliyoruz. Ünal abimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına yine sabırlar ve başsağlığı diliyoruz. Turnasuyu'ndaki Divane Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi Ünal Yıldız. İki gün önce annesi vefat etmişti, bugünse kardeşinden acı haber geldi. 24. dönem Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın kardeşi Ünal Yıldız vefat etti. 24. dönem Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın kardeşi, Ordu Yorum Gazetesi sahibi Murat Yıldız'ın amcası, Ordu Hayat Gazetesi eski sahiplerinden Ünal Yıldız vefat etti. Yıldız'ın cenaze namazı Gülyalı Turnasuyu Divanı Camii'nde kılındıktan sonra naaşı aile kabristanlığına defnedildi. Dost ve akrabaları ise Ünal Yıldız'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ünal Yıldız'ın iki gün önce ise annesi vefat etmişti. Hem Sayın Vekilimize İdris Yıldız Bey'e hem de Murat Yıldız kardeşimize ve tüm ailesine bir kez daha başsağlığı ve sabır dileğimizi gönderelim. Gerçekten de çok üzücü iki gün arayla hem anneyi hem kardeşi kaybetmek ama bir dünya işte fani dünya hepimizin başına gelecek bir gün. Her şeyin inşallah hayırlısı olsun. Hayırlısıyla yaşayıp hayırlısıyla ölmek nasip olsun her birimize diyelim. Haber bültenini burada bitirelim. Gece bülteninde tekrar görüşeceğiz efendim. O zamana kadar hoşçakalın. Hoyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç. 3. Lig 2. grup ekiplerinden 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ilk devrenin son haftasında oynayacağı Beyoğlu Yeniçarşı Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına devam ediyor. Evet, çaprazlar. Lige'ye doğru biraz yükleniyorsunuz. Evet. Şile Yıldız Spor galibiyetinin ardından Darıca Gençler Birliği'ni de mağlup ederek playoff yarışında ben de varım diyen 52 Ordu Spor ilk devrenin son haftasında oynayacağı Beyoğlu Yeniçarşı Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına devam ediyor. Darıca Gençler Birliği müsabakasının ardından bir günlük izin yapan 52 Ordu Spor Futbol Kulübü Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki nezaretinde Gülyalı Turnasuyu Spor Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü, yenileme çalışmasıyla tamamlandı. Ama ağrıyor. Böyle yapınca ağrıyor. Mor Beyazlı ekip TFF 3. Lig 2. grupta oynadığı 17 müsabakada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonunda topladığı 28 puanla 7. sırada yer alıyor. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü Darıca Gençler Birliği karşılaşması 26 Aralık Pazar günü saat 13'te Yeni Ordu Stadında oynanacak. 20-24 Aralık tarihlerinde Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek 2. Lig basketbol müsabakalarının açılış töreni gerçekleştirildi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 20-24 Aralık tarihlerinde Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek 2. Lig basketbol müsabakalarının açılış töreni gerçekleştirildi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Alpaslan İnce, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı. İkinci Lig basketbol müsabakalarında Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi'nin erkek basketbol takımları yer aldı. 18 bin öğrenciyle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun öncülüğünde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın destekleriyle bu tür sportif faaliyetlere devam edeceğiz diyen Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, müsabakalarda yer alan her bir takıma başarılar diliyor, oynananın kazanacağı bir turnuva olmasını diliyor, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Pandemi döneminde arkadaşlar sizler olmadığınız için biz burada garip kaldık. Sizler olmadığınız için biz burada mahzun kaldık. Sizler olmadığınız için biz üzülüyorduk. Ama iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Yüz yüze eğitimle bakın çok güzel etkinlikler yapıyoruz.
oynayanlar için güzel bir etkinlik. İzleyenler için güzel bir etkinlik. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, biz sportif faaliyetlerimizi de üniversitemizin ev sahipliğinde veya başka üniversitelere giderek bu tür faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Ordu Üniversitemiz öğrencilerimize bir yandan eğitim, öğretim faaliyetlerini yaptırırken öte yandan da bu tür faaliyetleri sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle müsabakanızın başarılı geçmesini, oynayanın kazanmasını diliyorum. Bu duygularla hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıklı kalın. Seremoni öncesi Ordu Üniversitesi ile Edit Üniversitesi arasında oynanan maçı Ordu Üniversitesi 63-51'lik skorla kazandı. Program rektör Profesör Doktor Ali Akdoğan'ın kadınlar ikincilik basketbol müsabakalarında şampiyon olan Ordu Üniversitesi kadın basketbol takımını kupa takdimiyle sona erdi. İstanbul Süper Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul Mesudiyespor ligin 9. haftasında Balatasspor'la karşılaştı. Müsabaka İstanbul Mesudiyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İstanbul Süper Amatör Lig 3. grupta mücadele eden İstanbul Mesudiyespor ligin 9. haftasında kendi seyircisi önünde Balatasspor kulübünü konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul Mesudiyespor dakikalar 3'ü gösterirken Emre Türkoy'la bulduğu golle 1-0 öne geçti. İstanbul Mesudiyespor dakikalar 25'i gösterirken Kaan Doğru'yla da bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıda da bir gol bulan İstanbul Mesudiyespor karşılaşmayı 3-0 kazandı. Bu sonuçla beraber İstanbul Mesudiyespor 9. hafta sonunda 8. galibiyetini aldı ve puanını tabloda 25'e yükseltti. Bu haberle birlikte spor haberlerinin sonuna geldik. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.